Arkadaşlar merhaba. Bugünkü dersimizde size Türk İslam bilim adamlarından bahsetmeye çalışacağım. İlk bahsedeceğim bilim adamımız Farabi. Arkadaşlar Farabi Muallim-i Sani olarak tanınmaktadır. Aristo'dan sonra ikinci öğretmendir. Ve kendisine Avrupa'da El Farabius unvanı verilmiştir. Farabi sevgili arkadaşlar ilk İslam filozofu, Türk İslam filozofu olarak tanınmaktadır. Ve ayrıca kendisi sevgili arkadaşlar Birleşmiş Milletler fikrini ortaya atmıştır. Farabi'nin sevgili arkadaşlar en önemli kitabı El Medinetül Fazıla'dır. İşte bu kitapta Birleşmiş Milletler fikrini ortaya atmıştır. Diğer taraftan Farabi sevgili arkadaşlar Türk İslam dünyasında pozitif bilimlerin kurucusudur. Ve Farabi sevgili arkadaşlar pozitif bilimleri de tasniflemiştir. Yani bilimlerin tasnifini yapan bilim adamı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bilimlerin tasnifini yapmış olduğu kitabının adı da İhsanül Ulum'dur arkadaşlar. Farabi sevgili arkadaşlar büyük bir filozoftur ve Türk İslam dünyasındaki vermiş olduğu eserler Avrupa'da yüzyıllar boyunca ders kitabı olarak okutulmuştur. Farabi de KPSS'de çok önemli bir soru değeri taşır. İkinci bahsedeceğim sevgili arkadaşlar kişi ise büyük cerrah, hekim, tıbbın hekimi, tıbbın bilgesi olarak adlandırılan İbn Sina'dır. İbn Sina sevgili arkadaşlar kendisi cerrahtır, doktordur, tıbbın bilginidir. Ayrıca kendisi sevgili arkadaşlar yazmış olduğu El Kanun Fit Tıp eserinde tıbbın kanunlarını ortaya koymuştur. Diğer taraftan yine yazmış olduğu Kitab-ı Şifa isimli kitabında hastalıklara pratik çözümler sunmuştur sevgili arkadaşlar İbn-i Sina. Bir diğer bahsedeceğimiz bilim adamımız ise sevgili arkadaşlar Gazali. Gazali sevgili arkadaşlar tasavvuf alimidir. Daha çok tasavvuf ile ilgilenmiştir. Büyük Selçukluların ünlü medreseleri olan Nizamiye medreselerinde dersler vermiştir. Ve sevgili arkadaşlar batinilik mezhebine karşı mücadele etmiştir. Gazali sevgili arkadaşlar ariyetten Allah'a ulaşma yolları hakkında önemli fikirler öne sürmüştür. Kendisinin sevgili arkadaşlar en önemli eseri İhya-ül-Ulumiddin ve Kimya-ı Saadet kitaplarıdır sevgili arkadaşlar. Bunu da bilmemizde fayda var. Bir diğer bilim adamımız sevgili arkadaşlar Biruni'dir. Biruni Gazneliler döneminde yaşamıştır ve Gazneli Mahmud'un sarayımın en değerli hazinesi gibi sevgili arkadaşlar sözlerine mazhar olmuştur. Biruni sevgili arkadaşlar coğrafyacıdır, ansiklopedisttir. Birçok alanda çalışmalar yapmıştır. Sevgili arkadaşlar Biruni ayrıca enlem ve boylamı bulmuştur. Yerin sapma açısından bahsetmiştir. En önemli eserleri Biruni'nin sevgili arkadaşlar Asarül Bakiye, Nihayetül Emakin ve Kitab-ı Cevahir'dir. Bir diğer bilim adamımız sevgili arkadaşlar büyük matematik üstadı olarak kabul edilen Harezmi'dir. Harezmi sevgili arkadaşlar sıfırı bulmuştur ve cebir biliminin temellerini atmıştır. En önemli kitabı da sevgili arkadaşlar El Cebir Mukabele'dir. Bununla bilmemize fayda var. Tabii ki sevgili arkadaşlar kimya bilimi deyince aklımıza kim gelir? Cabir bin Hayyam gelir. Cabir bin Hayyam sevgili arkadaşlar atomun parçalanması yönünde görüşler öne sürmüştür. Ve bu konuda sevgili arkadaşlar büyük bir enerji patlaması olacağını da gündeme getirmiştir. Bir diğer bilim adamımız sevgili arkadaşlar ünlü biyologlarımızdan, ünlü hekimlerimizden, ünlü sevgili arkadaşlar doktorlarımızdan biri Ebubekir Errazi'dir. Ebubekir Errazi sevgili arkadaşlar daha çok bulaşıcı hastalıkların tedavisiyle mücadele etmiştir. Sevgili arkadaşlar işte çiçek hastalığı, alerjik astım hastalığı gibi sevgili arkadaşlar birçok hastalıkla mücadele etmiştir Ebubekir Errazi. Ve sevgili arkadaşlar diğer taraftan bileceğimiz önemli bilim adamlarımızdan bir diğeri de tabii ki Harzemşahlar döneminde yaşamış olan Zemahşari'dir. Zemahşari sevgili arkadaşlar bilim adamlığı kimliğinin dışında aynı zamanda bir dil bilgisi üstadıdır. Ve kitabı sevgili arkadaşlar Keşşaf ve Mukaddemetül Edep kitaplarıdır. Bunu da bilmemizde fayda var. Sevgili arkadaşlar Türk İslam tarihinde tabii ki bilim adamlarımız yüzlercedir, binlercedir. Biz belli başlarından bahsetmek zorundayız.
Sevgili arkadaşlar, Anadolu Selçuklu Devleti'nin son dönemlerinde yaşamış olan ünlü bilim insanlarımızsa Mevlana, Yunus Emre, sevgili arkadaşlar, onun dışında tabii ki Muhyiddin Arabi'dir. Mevlana sevgili arkadaşlar büyük tasavvuf alimidir ve hümanisttir. En önemli eserleri ise Mesnevi, Divan-ı Kebir, Mektubat, Meclis-i Sabah ve Fihi Mafih'tir sevgili arkadaşlar. Tabii ki Türkistan dünyasında hümanizmin kurucusudur Mevlana. Yunus Emre sevgili arkadaşlar, ki benim bu sene KPSS sınavında beklediğim sorudur arkadaşlar. Yunus Emre sevgili arkadaşlar, Tapduk Emre'nin dergahında yetişmiştir. Ve sevgili arkadaşlar, kendisi de önemli bir tasavvuf alimimizdir. En önemli eseri de sevgili arkadaşlar, tabii ki Risalet-i Nusiye'dir. Diğer taraftan sevgili arkadaşlar, Muhyiddin Arabi ise kendisi Anadolu Selçukluların son dönemi ve Osmanlı'nın sevgili arkadaşlar henüz kurulmadan önceki Ertuğrul Gazi döneminde yaşamıştır. Ve sevgili arkadaşlar, Ekberilik tarikatının temellerini atmıştır. Ve Muhyiddin Arabi'nin sevgili arkadaşlar en önemli eseri de Fusûsül Hikem olarak karşımıza çıkmaktadır. Sevgili arkadaşlar, tabii daha yüzlerce, binlerce bilim adamımız var. Fakat dersimizin gereği biz ancak bu kadarıyla konuşmak zorunda kaldık. Hepiniz iyi günler diliyorum.